1922 yılında dünyaya gelen Mustafa Kutak ağaç çocuğuydu. Köy muhtarı Tevfik Cezayirli Mustafa'nın en yakın arkadaşlarındandı. Bu ikili her akşam köy kahvesine dama maçı düzenler. İddialı ve dost yapan bu karşılaşmalar kahvedekiler tarafından ilgi ile izlenir. 1946 yılında Temmuz gününde Mustafa Şahkudak ve Muhtar Tevfik Cezayirli yine dama masasına başına otururlar. İki oyuncunun elleri kolları masaya yasladıklarında dama oyuncuya yakındır. Sahnedeki yarım kalmış dama oyununu devam ettirmeye başlar. Burada konuşacak bir şeyler mi çıktı? Hemen oraya bekçi gönder. Olmaz. Bekçi sonuçları gönder. Evet, bak bekçi sonuçları mı bildi? Yeter lan bekçi gönder dedi size. Bekçiler. Bekçi oldu mu? Tamam. Bekçi oldu mu? Oğlum siz gözünüzü göreceksiniz lan. Ormancı yanına tabanca alır ve Mehmet ile birlikte kahvehaneye gelir. Göreceksin lan gündü. Uzaklıktaki Muğla Devlet Hastanesi'ne götürürler. Muhtar bu yolda hayatta kalmış olmasına karşın çok kan kaybeder. Mustafa doktorla konuşmaktadır. Anne, selam var anne. Mustafa en yakın arkadaşının öldürdüğü için teslim olur ve 4 yıl ceza alır. Cezaevindeyken bir gece Tevfik rüyasına girer. Ancak Mustafa'nın ormancı olan kini de gittikçe artar. Bu acı olaydan sonra köyde kalamayacağını anlayan Mehmet'in ise tayini ister. Kavaklıdere Orman Müdürlüğü'ne atanır. Aslen Marmaris'lidir. Emekliliğinden sonra da memleketi Marmaris'e yerleşir. 90'lı yılların başında da ölür. Mustafa Şahkudak da cezaevinden çıktıktan sonra anılarla dolu o köyde yaşamayacağını anlayıp Muğla'ya yerleşir. Çok sevdiği günlerini birlikte geçirdiği arkadaşı Muhtar Tevfik Cezayir'i öldürdüğünde arkada 25 yaşında bir eş ve 3 çocuk bırakır. Muhtarın eşi Pembe bu acıya dayanamayıp birkaç yıl sonra aklı dengesini yitirir. Oğlunun bir İzmir'e yerleşir. Diğer oğlu ile kızı köyde evlenir ve hayatlarını orada sürdürmeye devam ederler. Yıllardır her şeyi unutmaya çalışan Mustafa'ya bir gün arkadaşları Tahir Usta adında bir değirmenciden bahsederler. Bu değirmenci annesinin akrabasıdır. Değirmenci Tahir Usta aynı site tarafından bestelenmiştir. Düğünlerde okunan herkesin dilinde düşen türkü ormancıdır.